Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, 18-24 Haziran haftasına hoş geldiniz. Sevgili yaylar, evet bu hafta Venüs Aslan burcunda ilerliyor, sizin için güzel bir etki. Mars Kova burcunda ilerliyor, bu da sizin için muhteşem bir etki oluşturuyor ve iki gezegen arasında da güzel bir bağlantı var. Demek ki hareketli bir haftadayız. Özellikle dış dünyada yapacağımız etkinlikler bu hafta artabilir. Çok sayıda haber duyabiliriz. Sohbet ortamlarına dahil olabiliriz. İş amaçlı bazı fikir paylaşımları olabilir. Kısa uzun seyahat trafiği artıyor. Mars'ın sayesinde, Venüs'ün sayesinde. Venüs şu dönemde, bu hafta özellikle belki de böyle kendiniz için güzel bir tatil, gezi ve seyahat organize etmenize imkan verebilir. Buna böyle bir tatili gerçekleştirebilirsiniz de önümüzdeki süreç için planlayabilirsiniz de. Evet, gideceğiniz ortamlarda rahatlıkla farklı ve değişik insanlarla tanışmanız, hatta bu insanlarla yakın dostluklar kurmanız, ilişkilerinizi geliştirmeniz, hatta aşk ilişkileri yaşamanız mı de mümkün görünüyor. Yabancı uyruktan kişiler, farklı kültürden kişilerle tanışmak için Venüs bu dönemde 10 Temmuz'a kadar sizin için çok aktif bir pozisyonda olacak sevgili yaylar. Evet, Merkür Yengeç burcunda ilerliyor. Merkür Yengeç burcunda parasal anlamda bu hafta genelinde güzel bir yerleşimde. Çünkü Jüpiter'den, Neptün'den olumlu açılar alacak. Bu da sizin eşinizin kaynakları olabilir ya da çalışmadan gelebilecek bazı ek kaynaklar olabilir. Miras, sigorta, nafaka, prim, kredi ve benzeri her türlü alanda Merkür burada ufak tefek de olsa size destekler sunacak gibi görünüyor. Maneviyat konusunda yine güçlü bir haftadayız. Ruhsal anlamda yine enerjiniz çok yüksek. Bu da çevrenize karşı daha duyarlı, daha hassas olmanıza imkan verebilir. Böyle güzel bir etki altında daha önceden yapmış olduğumuz bazı iyiliklerin, bazı yardımların da geri dönüşleri, ilahi anlamda böyle geri dönüşleriyle de karşılaşabiliriz sevgili yaylar. Evet, haftanın ilk günleri Ay Başak Burcu'nda olacak. Pazartesi öğle saatlerinden itibaren çarşamba öğle saatlerine kadar iş, kariyer ve sorumluluklar öne çıkıyor bugünlerde. Ya da aile büyükleriyle ilgili konular yine belirleyici olabilir. Çarşamba akşam saatlerinden itibaren Ay terazide olacak. Cuma gecesine kadar arkadaşlara zaman ayırmak için iyi bir dönem ve güzel aktiviteler içerisinde, davetler içerisinde böyle yer alabilirsiniz. Bunlar eğlenceli olabilir. Hafta sonunda ise Ay Akrep Burcu'nda biraz içe dönmeniz mümkün. Dinlenmek için ya da kişisel anlamda kendinizle ilgilenmek için bu hafta sonu oldukça uygun enerjiler barındırıyor sevgili yaylar. Mutlu ve başarılı bir hafta dilerim. Hoşça kalın.